Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda Türkiye'de alanında tek olan, dünyada da sayılı şirketlerden birisi haline gelen ama son yıllarda bu endüstriye girmiş olan bir şirketin Volkan İtfaiye'nin genel müdürünü ağırlayacağız. Önemli bir konu havalimanlarında kurtarma ve yangından mücadele için geliştirdikleri araçları ve bu sektöre nasıl girmiş olduklarını konuşacağız. İlginç bir Başarı hikayesi söz konusu. Konuğumla sohbete geçmeden önce Sosyal medyada cevaplarınızı beklediğimiz sorunuzu yöneltmek istiyorum. Malum olduğu üzere koronavirüs dönemiyle birlikte ikramlar belirli uçuş saatinin altında olunca verilmemeye başlandı. Yani Türkiye içinde neredeyse ikram verilmiyor gibi bir şey. 2 saat uçuşların altında. Dolayısıyla sorumuz şu. 2021'de hava yoluyla uçuşlarda, seyahatlerinizde, kabin içinde ikramların eskisi gibi verilmesini ister misiniz, istemez misiniz? Cevaplarınızı bekliyoruz. Önümüzdeki programlarda cevaplarınıza yer vereceğiz. Şimdi konumuza dönelim. Yaşar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Günter Bey. Volkan İtfaiye Genel Müdürü olarak bizimle birliktesiniz. Evet. Bir aile şirketisiniz. Doğru. İncelediğimde gerçekten çok ilginç bir başarı hikayeniz var. Çok farklı bir sektöre, giriş yapmışsınız. Açılımınız da ilginç. Dünyada da sayılı şirketlerden Doğru. birisiniz. Şimdi sizden dinleyelim. Volkan İtfaiye'nin hikayesi nasıl başladı? Evet. Kısaca e, Volkan İtfaiye'nin hikayesini e, şöyle özetleyebiliriz. E, Volkan İtfaiye 1974 yılında e, kurucumuz babam, e, aile şirketiyiz malum. İsa Atecim Bey e, tarafından kuruldu. E, hikayenin girişi e, itfaiyeciliğin ve yangıncılığın e, kalbinden aslında başlıyor. E, o yıllardaki ülkemizdeki itfaiye araçlarının e, ve endüstrinin bu konudaki e, eksiklerini, yetersizliğini e, gören ve bunu acı bir şekilde gören yani askerlik yaptığı sırada e, bir dağ köyünde e, bir e, yaşlı bir e, kadın ve e, torununun yandığını görerek ve buna çok üz üzülerek içerleyerek hı hı askerlik vazifesi bitince zaten teknik kökenli olduğu için bu işe bir çözüm bulmam lazım diyor ve itfaiye araçları üretimine öncelikle tamiratına ve daha sonra üretimine kısa bir süre sonra Peki, başlıyor. Peki 2010 da galiba değil mi havacılık sektörüne sivil havacılık diye. Evet, evet. Çünkü daha öncesi askeri, askeri havacılık, havacılık, hava kuvvetleri var. Hava, hava kuvvetlerine nasıl başladınız? Şimdi 2000'li yılların başıydı. Hava kuvvetleri biz itfaiye araçları konusunda ee, tabii belli bir noktaya geldikten sonra hani farklı alanlara at yani bir şeyler yapmamız lazım. Açılım, yani açılım yapmamız lazım evet. diye düşündük. Ee, havacılık hep ve havalimanı araçları da bizim hep böyle hayallerimizi süsleyen araçlardı. Ee, büyük araçlar, kabiliyetleri çok yüksek araçlar, önemli araçlar yani önemli bir e, hizmet veren araçlar. Biz de e, 2000'li yılların başında bu işe e, soyunduk ve dedik ki e, Pazar aramaya başladık. İşte o yıllarda hava kuvvetlerinin bir alımları vardı ee, ve işte ilk olarak 2002 senesinde e, iki adet hava kuvvetlerimize e, tam donanımlı uçak yangın söndürme ve kurtarma aracı e, ürettik. Ee, bunun akabinde e, yurt dışına o yıllarda yine birkaç e, aynı bağlamda bunu yapınca biraz daha ufkunuzu açtınız. Ufkunuzu açtık, evet. tabi e, ve geri bildirimler almaya başladık çünkü. E, itfaiyecilik itfaiye araçları üretimi e, sürekli sahadan e, tabii. geri bildirimler sayesinde bilgilerle, bilgilerle geliştirebiliyoruz. E, bizi geliştiren de e, bu bilgiler oluyor. E, yaptıkça ve e, gördükçe, hatalarımızı gördükçe biz kendimizi geliştirmeye başladık. Ve işte 2010'lu yıllara geldiğimizde e, sivil tarafa da artık e, araçlar e, üretme noktasına geldik. E, tabii ilk olarak e, Eskişehir Sivil aracılık Meslek Okulu'nun eğitim e, okul yeridir. Havacılığın aslında ülkemizde. Evet. E, ilk olarak oraya bir araç yaptık. E, onun akabinde Sabiha Gökçen Havalimanı'mıza e, araçlar yaptık. Birden fazla araç e, yaptık o yıllarda. Ve akabinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi, dehameyi, e, ülkemizin yüzde kurumu, e, DEHA-MEİ'ye araçlar vermeye, vermeye başlayınca galiba önemli bir de referans Çok oluşturdu. büyük referans oldu. Çünkü e, havalimanı araçlarının eee satışı ve e, pazarlaması, e, aslına bakarsanız referans ve güven üzerine dayalıdır. Evet. E, Kim kullanıyor, nerede kullanıyor, tabii. ne kadar kullanıyor? Kesinlikle e, kullanıcının güven duyması gerekiyor. Çünkü çok zor anlarda kullanan, çok acil e, durumlarda kullanan bir araç. E, müdahale sürenizin ve müdahale bir daha e, müdahale etme şansınızın olmadığı Olmadı, durumlar evet. e, en fazla iki dakika içerisinde e, bir acil bir, müdahale, müdahale, müdahale etmiş olmanız gerekiyor. Bunlar uluslararası evet. regülasyonlar tarafından belirlenmiş e, kurallar ve kanunlardır. Peki şu anda devlet hava meydanlarının kontrolünde olan yanılmıyorsam 49 havalimanında varsınız. Varız. Diğer havalimanlarında koyduğumuz zaman Türkiye'de 56 havalimanında Volkan İtfaiye'nin araçları var. Var. Dünyada nerelerde varsınız? Öyle ilginç şeyler var ki tarihte de yerini bile bulmakta tabii, zorlanabiliriz. Tabii, tabii. yani. Şimdi e, biz e, dünya üzerinde 45 noktada e, bulunuyoruz. E, şu an itibariyle. E, çok ücra noktalarda da e, araçlarımız var. E, mesela Maldivler'de itfaiye aracımız var. 8x8 Maldivler'in evet. bir atölyünde e, aracımız var. Ve önümüzdeki ay bir ikinci aracı yollayacağız. Maldivlere. Maldivlere. E, Malezya e, Havalimanları İdaresi Ile 17 araçlık bir sözleşme yapmış. En son ihracatı yaptığımız yüke Cumhurbaşkanımız yatanın. onların evet, başbakanıyla ziyaret Oraya Orada değinecektim. Ee, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız e, külliyede e, aracımızı sergiledi ve e, sergilenmiş bildiğim kadarıyla ikinci araç külliyenin bahçesinde evet. ve bu e, bir itfaiye aracı oldu. Ee, Malezya başbakanımıza e, onu e, göstermiştik ve akabinde siparişlerimizi aldık. Sözleşmemizi imzaladık ve şimdi teslimatlar başladı. Atlantik Okyanusu'nun ortasında mesela bir itfaiyecimiz var. Pasifik Okyanusu'nun Dedim ortasında Dedim ya bir haritada adada, bulamayacağım yerlere tabii, kadar tabii. gitmişsiniz. Çok farklı noktalarda araçlarımız var. Şimdi biz sizin araçlarınızı tabii anlatırken havalimanlarında insanlar uçakta seyahat ederken bazen ARFF diye evet. gördükleri yani Airport Rescue ve Fire Fighting veya da havalimanı kurtarma ve yangından mücadele birimleri, üniteleri var. Doğru. Yani tek başına bir yangınla mücadele aracından bahsetmiyoruz. RFFe ARFF yani sizin de söylediğiniz gibi Aircraft Fire Fighting yani Rescue birimleri e, 1937'lerde 30'larda işte bir olga haline gelmiş. ülkemiz de tabi bunları çok yakından takip etmiş. Yani Türkiye'de devlet hava meydanlarının, devlet hava yollarının ilk kuruluşundan itibaren o, tabii. E, bu birimler var. Çünkü uluslararası bir regülasyonlar, iş, evet. regülasyonlar sonucu e, bu birimlerin kurulması gerekiyor. E, 1950'lerden sonra çok ciddi anlamda hız kazanmış, e, havacılığın da gelişmesiyle birlikte ekipman ve teşkilat yapısı büyümüş, kapsamı genişlemiş, e, büyük bir teşkilattır. Aslına bakarsanız her ne kadar uçak yangınlarına müdahale edecek bir birim olarak kurmuş olsa da burada aslında önemli olan şunu bilmemiz gerekiyor, uluslararası havalimanları aslında birer şehir. Yakıt çiftlikleriyle, terminal binalarıyla, kargo terminalleriyle, otoparklarıyla evet. havalimanı itfaiye ekipleri aslına bakarsanız bir şehre hizmet ediyor. Sadece uçak yangınında, oluşabilecek uçak yangını değil bir şehre hizmet ediyor. Tabii mesela İstanbul Havalimanı'nı düşünün, Sabiye Gökçen'i evet. düşünün, Esenboğa'yı düşünün. Büyük metropollerin, büyük havalimanlarının böyle bir sorumluluğu da var. Buna hizmet edebilmek için farklı çeşitlerde araçlar ve gereçler barındırıyor ve eğitimler burada çok önemli. Ülkemiz bu konuda çok çok iyi durumda. Çok noktada işte eğitimlerde olsun, seminerlerde olsun izleme ve görme fırsatımız oldu. Farklı ülkelerdeki yapılanmalar nasıldır diye. Ülkemizin bu konudaki aslında başarısı merkezi bir teşkilatı olmasından geliyor benim izlenimim. Çünkü sadece DHMİ olarak 49 adet havalimanına hizmet eden merkezi bir teşkilat var. Şimdi e... Baktığımızda yani gittiğim mesela yakında en son İstanbul Havalimanı'na evet. dolaşmıştım. Orada da çok değişik kategorilerde havalimanında mücadele, yangınla, Tabii. kurtarmayla ilgili çok ilginç alet, edevat, araç Tabii. falan gördük. Dolayısıyla siz de sektörü çok yakından Hı -hı. takip ediyorsunuz. Burada kendi adınıza eksik gördüğünüz veyahut da bu işi artık başardığınız Hı -hı. için bir de sektörün şu tarafına açılalım dediğiniz, Noktalar var mı böyle bir girişim söz konusu mu? Biz kendi alanımızda iyi gördüğümüz e, e, havalimanı yangın söndürme ve kurtarma e, operasyonları sırasında e, kurtarma araç gereçleri konusunda ülkemizde bir açık var. Belki bu konuda bir ileri nasıl dönük. bir açık mesela? E, Şimdi bir uçak kırım kaza, gerçek, kırım kaza Kırım oluyor. i̇şte olduğunda, Sabiye Gökçen'de yaşadık. yaşadık. Uzun süre ee, müdahale edemediler. Bu araçların mesela uçakların e, olay yerinden kaldırılması ile ilgili. Evet. Tamam işte e, var. Böyle bir açılım. Evet. Böyle bir açılım. Evet. Şimdi bu anlamda olabilir ileriye dönük. E, biz de kendi alanımızda en azından e, hizmet ettiğimiz sektörde e, yeni ürünler noktasında bir de e, çok uzak olmadığınız bir yer. o da kurtarma bir parçası. Evet. evet. E, bizim çok daha farklı noktalarda da girişimlerimiz var. Mesela artık ileriye dönük her şey daha teknolojik hale geliyor. Mesela itfaiyecilerimizin kullandığı kıyafetler, kasklar, botlar, evet. çizmeler. Bunları biraz teknolojiyle buluşturacağız. Bizim ileriye dönük hedeflerimizden bir tanesi bu. Biraz daha üzerine işte kamera sistemleri olan Kullanıcının işte vücut e, ısı ve kalp nabız değerlerini e, otomatik olarak izleyebileceğimiz evet. e, sistemler düşünüyoruz, kurguluyoruz. Şu an kaç ülke var demiştiniz siz az önce? 45 farklı noktadayız. Ülke bazında e, şu anda saymam gerek ama ben havalimanı bazında söyledim. 45 evet. farklı noktadayız yurt dışında. Yani yurt dışında 45 ayrı havalimanında evet. var. Evet. Türkiye'de tüm havalimanlarında var. Evet. Avrupa'da nedir evet. durum? Avrupa havalimanlarına baktığımızda şu anda Doğu Avrupa tarafından aslında giriş yaptık Avrupa'ya. Evet. Ee, Sırbistan'da bir aracımız var. Ee, Romanya'da e, bir aracımız, yani araçlarımız var. Ee, Romanya iyi bir pazar bizim için Havalimanı değil sadece Hı -hı. normal şehir itfaiyeleri için de öyle. Ee, şu anda Polonya ile ilgili çalışmalarımız yürüyor. Afrika ve Güney Amerika'yı merak ediyorum. Buralarda nedir durum? Şimdi Güney Afrika e, için e, Güney Afrika'da. Ciddi bir yapılanmamız var. orası için çalışıyoruz. yakın Güney zamanda Afrika Cumhuriyetinden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne bahsediyorum Toplamda Afrika dediğimizde, Afrika'da dediğimizde çünkü Togo'da e, çok tabii, işte uçuşları var, biliniyor. Bahsettiğimizde Uganda'da aracımız var. Evet. E, Nijerya'da aracımız evet. var. E, şu an itibariyle. E, yakın zamanda Güney Afrika Cumhuriyeti ve e, Fas'ta araçlarımız olacak. olacak. E, evet. Orayla ilgili işte görüşmelerimiz devam ediyor. E, sözleşme aşamasına gelmek üzereyiz. Latin Amerika konusunda da bizim için orası artık parlayan bir pazar. Uzun yıllarda takip ettiğimiz, özellikle Brezilya'da takip ettiğimiz işlerimiz var. Peru'da takip ettiğimiz işlerimiz var. Orası ile ilgili de tahminim bir iki sene içerisinde araçlarımızı göndermeye başlayacağız. Bir tek... Ee, belki Kuzey Amerika tarafı ile ilgili biraz Amerika daha fazla konuşacak. Kanada, orada zaten. Evet. Güç, peki, şunu soralım da öyle değerlendin. İki tane önemli rakibiniz var. Bunlar nere kökenli? Ee, rakiplerimiz aslında Avrupa kökenli, merkez evet. Avrupa kökenli. Amerika için tabii çalışmalar yürüttük, fuarlara katıldık orada. Ve şu anda aslına bakarsanız yine sorular geliyor, talepler geliyor. ...imkansız diye bir şey yok. Ee, bu anlamda. Çünkü bunu yapmış olan şirketler de e, var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne e, Avrupa'dan ürün e, satmış şirketler var. Neden Türkiye'den olmasın? Biz bu konuda yine çalışmalarımızı yürüteceğiz. ilerleyen, ilerleyen zamanda büyük bir pazar dediğimiz hı hı. gibi. E, bir Oradan da bir pay almaya çalışacağız. Valla çalışın. Biz yani sizi takdirle izliyoruz. Teşekkür ederim. Mesela olur. en son Malezya olayından hareketle bir baktım. Yani Uzun süre biz sizi de ağırlayamadığımız için kusura bakmayın. Yok, ben yerli yani. milli gördüğüm an anında zaten program onların diyorum. Buradan <laughs> da diğer sektörde kim çalışıyorsa kapılarımız açık. Evet. Babanız İsa Bey'e özellikle teşekkür ediyoruz. İyi bir girişim. Türkiye'yi bu alanda çok farklı bir yere tabii, tabii. taşımışlar. Ülkeye ciddi bir ekonomik kazanç, moral, motivasyon, teknoloji Doğru. anlamında sağlıyor. Size de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür Başarılar ederim. Başarılar diliyoruz. Için. Çok İnşallah Güney Afrika'daki yeni açılımlar, Latin Amerika, İkırıcı. bir de Kuzey Amerika'ya girdiğiniz an bir daha oturup konuşuruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Katıldığınız için ben de teşekkür Ben teşekkür ediyorum. ederim.